Efendim bir dönem Gaziantep'te her evde 3-4 çift takunya vardı. Zaman ve teknoloji ilerledikçe takunyalar da unutulmaya başladı. Gaziantep'te takunya bir diğer ismiyle habbab üreten 74 yaşındaki Osman Çakmak mesleklerinin öldüğünü söylerken 70 küsür yaşındayım. Hala severek mesleğimi yapıyorum. Bu takunya'yı yaparken içinde neler görüyorum, neler ama yaşıyorum. Onu ancak bir Allah, bir ben bilirim diyor. Gaziantep'in eski mahallelerinden olan Şehrek üstündeki atölyesinde Osman Çakmak hastalığına rağmen mesleğini ilk günkü çocuk heyecanıyla sürdürmeye çalışıyor. Bu 70 küsur yaşındayım ben. Yine severekten yapıyorum mesleğimi. Takunya'yı yaptığım gibi bu takunyanın içinde neler görüyorum, neler yaşıyorum. Ancak onu Allah'tan ben bilirim. 74 yaşındaki Osman Çakmak ömrünün 70 yılını elimde görmüş olduğunuz bu çekişle takunyalarına çivi çaktı. Büyüklerimiz beni kalkmışlar bu mesleğe koymuşlar. Evden dükkanı dükkandan eve bilmiyorum. Beni getirip götürüyorlarmış. O gündür bugündür bu takunyacılığı ömrümüzü, hayatımızı biraz sürdürdük. Damdan düşmüş gibi bir esnaf değilim. Çekirdekten yetme bir esnafım. Aşağı yukarı 70 yılımı vermişim ben mesle. Daha önceleri bu takunyalar genç kızların sandıklarında eksik olmazdı. Şimdi ise takunyaların adı dahi bilinmiyor. Her tarafta kullanırlar. Hele bilhassa bizim bu Antep yöresinde, bu Doğu yöresinde her, her birimizin evinde 3-5 tane, 5-10 tane takunya mevcut bulunur. Çünkü o zaman da o devirde plastik tellik diye bir şey yoktu piyasada. Plastik tellikler sürüldü kim piyasaya. Bilhassa bunlar da ağaç üzerine yaptığımız için biraz halkımıza ağır geldi. E tabi ki ağır gelecek. Bu ağaç. Ceviz ağacıdır. Yani bu zararlıklı bir şey değil. Yani doğaldır. Yani bunu yiyen kişi de argı sızı, romatizme, bel ağrısı falan olmaz. Doğu tarafındaki kişiler çok affedersin namaz abdesti almak için bu hapaptan giyerler. Plastik türünde bir şey evlerine koymazlar, ayaklarına takmazlar. Bu hapaplara çok akın vardı, çok kıymat vardı. Şimdi ise kıymatı da yok. Halk bunu bilmiyor da yazıklar olsun ama. Bu benim artı elimizin ya dalımızın gözümüzün nuru olmuş. Ben bunu yapmadığım kime rahatsız oluyorum. Gelip de bunları elime alıp da bir kat çift yaptığım kime huzurlu oluyorum. Bıraksan sen amacını. Bana bir moral veriyor. Teselli veriyor. Ama sonuç yazdıklar olsun. Zıfır oldu sonuç. Bizim bu meslekler öldü yani.